Siirt'te ilk defa, hatta bölgede Türkiye'nin ender organizasyonlarından biri olacak. Merkezinin olduğu yerdeyiz. Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda Siirt Eliktaş Milli Park olarak ilan edildi. Siirt'in, bölgenin hatta Türkiye'nin göz bebeği olan yerdeyiz. Memleketimizde Siirt'te sporun, kültürün, sanatın önem verildiği yerdeyiz. Biz gençler olarak burada genç arkadaşlarımızla birlikte güzel bir organizasyona imza attık. Bu etkinlikte neler var? Bu etkinlikte halkın kaynaşması var. Bu etkinlikte birlik var, beraberlik var, barış var, mutluluk var. Bu etkinlik sadece sporsal bir aktivite değildir veyahut da kapalı ortamda yapılan bir aktivite değildir. Bizler sanata, spora, kültüre değer verilmesini isteyen gençleriz. Sporun sadece beden eğitimi dersinde, müzik dersinde birer veya ikişer saat olarak verilmesi taraftarı olmayan insanlarız. Bizler kendi tanıtımımızı, memleketimizi, bölgemizi, Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Artık ufkumuzu açtık. Gençlerin ufku açık. Bizler yeni yerler keşfetmeye, yeni bölgeler bulmaya ve yeni aktiviteler bulmaya hedefliyoruz. Lokalede, Botan Vadisi'nde,
bu çeşit egzersizlere devam ediyoruz. Bu egzersizlerde neler var? Spor salonunun dışında, aktiviteye açık alanda, doğada, sanatın ve sporun yanında, oksijenin bol olduğu yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Ailemizle birlikte spor yapıyoruz. Spor salonunun boğucu, oksijensiz ortamlarından çıkıp insanları buraya davet ediyoruz. Müzikle buluşuyoruz. Aktiviteyi eğlenceli hale getiriyoruz. Furkan kardeşimizin ve Hakan Ekin kardeşimizin bizlere anlatmış olduğu projeyi büyüttük. Çok iyi yerlere getirdik. Yıldız hocamla birlikte ve Fatih hocamla birlikte bu aktiviteyi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Yıllar boyu böyle devam edecek. Her sene bu aktiviteler devam edecek. Siirt'te çok eksik şeyler var. Çok fazla ihtiyacımız olan şeyler var. Bizler gençlerden çok şey bekliyoruz. Deneyim bizim için artık çok iyi bir şey değil, çok anlamlı bir şey değil. Gençler ufuklarını açsınlar, iyi şeyler yapmaya çalışsınlar. Proje uyguladık. Amacımız toplumun karışması, birleşmesi. Amacımız geleceğe yönelik bir proje olmasıdır. Amacımız işte bizden sonra gelen gençlerin önünü açmaktır. Kapalı alanda yapılan sporu doğaya çıkarmak istedik. İki konser kaymak oldu üstüne. Muhteşem oldu. İnsanlar birlikte geldi, eğlendiler, oynadılar. Halay çektiler. Güzel birlik beraberlik oldu. Biz de mutluluk duyduk. Daha önceden Siirt'te böyle etkinliklerimiz hiç olmadı. Bunların olmasını ve artmasını bekleriz. Çok güzel bir etkinlikti. Duyunca geldik. Bu ve bu tür etkinliklerin artmasını isteriz. Fatih Hoca'nın güzel bir etkinliği oldu Kadir Hocamızla beraber. Biz de bu etkinliğe katılmak istedik. Güzel bir şey oldu. Sonuçta böyle şeyler insanları daha ileriye götürüyor. Yarın öbür gün daha iyi destekler falan geliyor burada. Güzel etkinlikler olur. Bir de böyle şeylerin olması çok daha güzel. Daha insanlar daha çok spora daha teşvik ediyor. Daha iyi insanlar. Güzel bir şey. Branşım da beden eğitimi zaten. Beden eğitimi derslerinin sadece kapalı alanlarda değil, tüm alanlarda, tüm açık alanlarda, doğaya açık ortamlarda yapılabileceğini gösteren bir organizasyon. Gerçekten Siirt'e örnek olacak bir organizasyon. Bunun tüm antrenörlere, beden eğitimi öğretmenlere, tüm sporculara örnek olmasını teşkil ediyor. Çok güzel bir organizasyondu. Umarım her sene bunun tekrarı olur. Siirt için çok güzel bir organizasyondu. Halkı birleştirdi. Sporun herkesi birleştirdiğine dair bir kanıt oldu aslında. Rakımı da içtin sen bensiz, çamura da biçtin o bensiz.